Haber müdürüm Selami Aydın'la birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin konuğumuz. Denizli İl Kongresi ve ülke gündemini değerlendiriyoruz. Birinci bölümde yoğun olarak ülke gündemini değerlendirdik. Şimdi de Denizli İl Kongresi'ne dönüyoruz. Evet Selami, söz sende. Adnan Bey, bu konuyu sıkılarak soracağım ama sormakta fayda var. Denizli'de uzaktan kumanda diye bir bahis geçiyor. Size de gelmiştir kulağınıza kadar. Burada Ankara'dan burada yönlendirdiğiniz, yönettiğiniz herhangi kimse var mı? Bu uzaktan kumanda meselesi nedir? Şimdi bu kongrede maalesef ortaya atılan laflar bunlar. Benim gıyabımda maalesef bazı arkadaşlarımız kendi adaylarına puan kazandırabilmek için böyle bir suçlamayı dillendiriyorlar. Önce şunu söyleyeyim. Siyasi hayatımda özellikle üst makamlarda bulunduğum dönemlerde genel sekreterim, genel sekreterlik yardımına hiçbir örgütüme kendi siyasi çıkarlarım için kendi taleplerim bir talebim olmamıştır. Bakınız şimdi bu lafı söyleyen arkadaşlarımızın birçoğu ben genel sekreterken il başkanıydım. Çok ilginçtir bu. Ben genel sekreter yardımcısı, il başkanı arkadaşlarımız. Şimdi bu iddiaya koyan arkadaşlarımız da mı acaba benim genel sekreterliğim döneminde kendileri uzaktan kumandoya yönetildi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu lafları söyleyenler aslında şimdi beraber hareket ettiği arkadaşlarına hakaret ediyorlar, farkında değiller. Bu arkadaşlarımız 4 sene, 3 sene il başkanlığı yapan oldu bu dönemlerde. Sayın Ali Maral, benimle beraber ben genel il başkanlığı yaptı. Sayın Aliza Ertemur il başkanlığı yaptı. Sayın Kazım Aslan il başkanlığı yaptı. Üç arkadaşım acaba bir tanesi çıkıp da biz il başkanıyken Adnan Keskin bize bulunduğu makamdan telefon açarak herhangi bir şekilde kendine özgü bir talep oldu mu? Herhangi bir şekilde uzaktan kumandayla bizi idare etmeye kalktı diyebilecekler mi? Böyle bir şey yoktur. Kesinlikle yoktur. Bu son yönetime de bütün iştahlarımla söylüyorum. Sayın Yıldırım Aycan'a ne görev taksiminde herhangi bir talebimiz olmuştur. Ne herhangi bir arkadaşa şu görevi ver diye bir isteğim olmuştur. Ne de çalışmaları ile ilgili herhangi bir yönlendirmem olmuştur. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Efendim istifalarla da bağlantı kuruyorlar. Hiçbir ilgisi yoktur. Bakın hiçbir ilgisi yok. Tam tersine iki kez istifaları durdurma için gayret sarf etmişimdir. Bir tartışma çıktığı zaman Gülşen Güngör'le arkadaşımız avukat Osman istifa etmeye kalktığında ben duyunca Sayın İl Başkanımı aradım Sayın Aycan'ı. Bunlarla bir akşam otur, bu işler siyasette zaman zaman böyle tartışmalar olur. Ben senden rica ediyorum, al gel ikisi bir yemeğe götür, bu işi barışla sağla demişimdir. Ama arkadaşlarımız, tabii kendisi Sayın Aycan'ın takdiridir, saygı duyuyorum, yönetim anlayışıdır. Olmamıştır, başarılamamıştır. Bir tek insana istifa etmemişimdir. Tam tersi ilk duyduğum zaman telefon açmışımdır, sakın böyle bir girişim bulmayın, yanlış olur demişimdir. Ama arkadaşlar arasında bir uyumsuzluk çıktı, bir anlaşmazlık çıktı. Arkadaşlar 14 kişi birden istifa etti. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? 14 tane insana ben istifa ettim. Her bir ikisini anlarsınız. Anlaşılıyor ki bir çalışması anlaşmazlık çıkmıştır. Şimdi böyle bir çıkınca bazı arkadaşlarımız bir devir kapanacakmış. Kimmiş o devir? Ben kapanacakmışım. Ya Allah'ınızı severseniz siyasette benim devrimi kapatılıp kapatılmayacak bir tek karar verecek bakan vardı. Denizli halkıdır. Denizli Cumhuriyeti Halk Partililerdir. Kimse kimsenin siyasetine son veremez, bir devri kapatamaz. Bir tek güç vardır, halktır, Denizli halkıdır. Arkadaşlarımız anlaşılıyor ki benim siyasi hayatımı bitirerek kendi yollarını çok dikensiz gül bahçesi olduğuna inanıyorlar. Kendileri takdir edilir, kendileri böyle değerlendirme yapıyorsa saygı duyarım ben. Doğaldır bu iş ama şunu tekrar vurguluyorum. Hiçbir dönem, eğer bunun aksini varsa yarın kongrede gelsin arkadaşlarım söylesin. Benim dönemimde il başkanlığı yapan, il yönetim kurulu yapan hiçbir arkadaşıma ne içten ne dıştan kesinlikle böyle bir isteğim olmamıştır. Partinin menfaatlerinin dışında, partinin büyümesi dışında hiçbir isteğim olmamıştır. Sayın Ali Marık 8 sene belediye başkanı, belediye çalışmanın hiçbir isteğim olmamıştır. Tam tersine onların taleplerini yerine getirmeye çalışmışımdır. İl başkanı kere onlar bana kumanda etmiştir. Gel şuraya git, gel buraya git demişlerdir. O üç tane şimdi benim zamanımda çalışan arkadaşım var. Bu arkadaşlarımıza haksızlık değil midir? Yani ben bu dönem mi yalnız o zaman kumandayla uzaktan? O dönemde de böyle bir mizacım, böyle bir anlayışım
böyle bir siyaset yöntemi varsa o dönemde de bu arkadaşlarıma demek ki ben uzandan kumandayla hükmediyormuşum. E bu arkadaşlarımız her birisi kişilik sahibi insanlardır. Bu arkadaşlarıma ben böyle bir gölgenin böyle bir lafın edilmesini bile şık bulmam, doğru bulmam. Arkadaşlarımız herkes kendisi özgürce çalışmıştır. Sayın Hacan da öyle olmuştur. Sayın Hacan da herhalde bunu teslim eder, bu hakkı teslim eder. Bana karşı yapılan bu haksızlığı Aycan gibi hukuk nöşesi olan bir insanın da doğru bulacağını sanmıyorum. Ben Sayın Aycan'dan da bu konuda en azından vatandaşlarıma doğru ve sağlıklı bilgi verilmesini bekliyorum. Hakkım da benim bu. Sayın Aycan kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını çok iyi bilir. Zaten ben Yıldırım Aycan arkadaşıma karşı da saygısızlık addederim bunu. Baro başkanlığı yapmış, avukatlık yapmış bir arkadaşıma Adnan Keskin olarak ben dışarıdan yönlendireceğim, komut etmeye kalkacağım. Bu benim insanlık anlayışıma aykırıdır. Bu benim parti anlayışıma aykırıdır. Bu benim meşru organlara saygı anlayışıma aykırıdır. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben günübirlik parti değilim. Bir gün olamadım diye partimi terk edip başka yerlere gitmedim. Ve 10 yıl, 5 yıl bu partiye sırt çevirmedim. 13 yıl bu parti benim haklarım gasp edildi. Ben iş başında bulunanlardan daha çok çalıştım. Referandumda geldim, köy köy gezdim. Denizli'nin 370-380 köyüne girdim. Belediye seçimlerde geldim, aynı çalışmaları götürdüm. Genel seçimle aynı çalıştım. Benim bir tek hedefim var. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü olsun. Cumhuriyet Halk Partisi büyüsün. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelsin. Anadolu'nun soluk denizi insanları da bu toplumda insanca yaşasın. Onların sorunları çözsün. Emekçisi, köylüsü, işçisi, esnafı da bu toplumda onurluca yaşamanın yollarını bulsun. Bunun ötesi hiçbir hedefim yoktur, hiçbir amacım yoktur. Ben siyasette şunu inanmışımdır. Çalışan, ideolojik ve ahlakı çizgisi doğru olanı bu toplum mükafatlandırır. Bakınız, 1991 yılında bir ön seçim yapmıştır. Ben ön seçimde ikinci sıraya geldim. O zamanlar tercih hakkı vardı biliyorsunuz. O zamanlarda ben ikinci sıraya geldi diye düğün bayram yapanlara deniz halkı bir ders vermişti. Benim devletten, servetten, asaletten gelen bir imtiyazım yok. Ben öyle çok paralı pul bir adam değilim. Siyasette çok falan para falan harcama bir netice gitmemişimdir. Çalışmışımdır. Partilime layık olmaya gayret etmişimdir. Onların acısını, tasasını, sevincini paylaşmışımdır. Ve Denizli halkı her zaman bana bu hakkımı teslim etmiştir. Şükran borçluyum ben Denizli halkına. Başka hiçbir hedefim yoktur. Bu lafları söyleyen arkadaşlarımın takdirini Denizlilere bırakıyorum. Yarınki kurultay ilk kongre delegelerime bırakıyorum. Partinin tabanındaki arkadaşlarım bu laflara kulak asmazlar. Altın yere düşmekle pul olmaz. Kimse bana bu iftiraları atarak beni böyle gözden ve gönülden düşünmeye kalkmasın. Ancak bu iftiraları, bu yalanları söyleyenler gözden ve gönülden düşerler. Evet. Sayın Vekilim, şimdi Denizli büyükşehir oldu artık. Yarın seçim... Bütün şehir oldu. Bütün şehir diyelim. Bütün şehir oldu. Bütün şehir oldu. Büyükşehir oldu. Neden büyükşehir hak etmiyor mu Denizli? Hak ediyor ne demek? Ben ya hak... siz öyle deyince ben... Hayır. Bir şey söyleyeyim, büyük şehir değil, hukuki tabiri onu düzeltmeye çalışıyorum. Evet. Büyük şehir farklı, bütün şehir anlıyorum. Farklı. Büyük şehir belli bir mesafenin hudutları içerisinde yerleşim alanlar evet. Birleşiyor. Bakın neydi şey, şimdi bütün il kapsamına geldi, bütün şehir anlıyorum, o açıdan. Tabii. Yoksa şimdi, büyük şehir hak etme diye evet, bir şey olmaz. Bazen böyle de tartışılıyor da o yüzden. Hayır. Şimdi, bir hukuki yeni bir niteliğe evet. Gelmiştir, il genel meclisi kalkmıştır, Denizli'deki bütün belediyeler mahalle olmuştur. Dolayısıyla bütün şehir olarak isimlendirilmedir. Yani doğrusu budur. Evet. Yarınki iş başına gelecek olan il yönetimi, tabii ki diğer organlar da öyle. Merkez ilçe, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe örgütleri. Bütün bu kadrolar artık seçim ortamına girmiş olacak. Evet. Start verilecek. Yarın sanırım bir nevi seçim startı da vereceksiniz siz. Evet. Yani seçimlerin bitmesinin hemen ardından... Sanırım bu mesajlar da verilecektir. Kongre. Evet. Bu anlamda üyelerimize, Denizli'deki CHP'lilere evet. Mutlaka şimdi, mesajlarınız tamam. Olacaktır. Bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim tüzüğümüze göre seçim yöntemiyle karar verme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 62 tane parti meclisine aittir. Evet. Biz Merkez Yürütme Kurulumuzda önümüzdeki seçimlerde adayları belirleme için uygulayacağımız yöntemle ilgili bir beyin fırtınası yaptık. Genellikle nüfusu büyük olan yerleşim alanlarında parti tabanında bulunan bütün üyelerimizin katılımıyla eğilim yoklamasıyla adayların belirlenmesinin doğru olacağına ilişkin bir anlayış filizlendi.
Ne kadar üyemiz var Denizli'de? 15 bin üyemiz var. 15 bin üyemizin katılacağı eğilim yoklamasıyla aday olan arkadaşlarımızın arasında kimin aday olmasını parti tavrımız öngörüyorsa onu belirleme anlayışı içerisinde. Ama henüz bu karar aşamasına gelmiş değildir. Henüz bu böyle bir yöntemin uygulanması partinin yetkili organlarına kabulle karar verilmiş değildir. Ama bunun böyle olmasına ilişkin bir anlayış vardır, bir eğilim vardır. Şimdi aday olacak arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Benim bir tek hedefim var. Bana düşman olan, beni siyasetten hiçbir zaman tasvip etmeyen, önümüzdeki günlere tasvip etmeyen anlayış olan arkadaşım da seçilse, benim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıdır. Benim partimin temsilcisidir. Böyle bir karar çıkarsa. Aday olmak isteyen arkadaşlarım çıksınlar. Böyle bir demokratik yarıştan çıkmak için gerekli çalışmaları yapsınlar. Evet. Parti tabanımız kimi tasvip ederse, kimi doğru bulursa, kimin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün şehirde temsilini kime uygun görürse benim için aday olur. Benim siyasi yaşamımda bana yakınlık ve uzanlık hiçbir zaman benim siyasi tercihlerim. Bakın bir şey vereceğim size. 1995 yılında SHP-CHP birleşmesi olmuş, hatırlarsınız. O birleşmenin nezaketi gereği, o birleşmenin anlam taşıyabilmesi için milletvekili listelerinin merkez yoklaması yapılmıştı. Bu birleşmeye uygun bir şekilde dizayn edilmesi gerekirdi. Sayın Kazım Aslan o zaman il başkanıydı ve ben desteklemiştim Sayın Aslan'ı o kongrede. Ama milletvekili belirlemesi gündeme geldiğinde SHP'den de bir arkadaşımızın seçilebilecek bir yere konulması o günün koşullarında partimin çıkarının gereğiydi. Kazım Bey de adaydı. Selahattin arkadaşım, Koçdemir arkadaşım, biz hiçbir zaman yan yana siyaset yapmadık. Hep birimizi severiz, sayarız. Hala da ben severim. Ama ben Selahattin'le yan yana siyaset yapmadığım halde o gün partimin çıkarı Selahattin'in seçilebilecek bir sırada olması için, aday göstermek gerektiği için ben genel sekreter olarak Selahattin arkadaşım ikinci sıraya koymuşumdur. O iş ayrıdır. Siyasette kan davası olmaz. Aynı partinin mensupları zaman zaman farklı anlayışta olabilir. Zaman zaman karşı karşıya gelebilir. Ama medeni bir insan, particiliği içine sindirmiş bir insan, partilinin demokratik hakkına saygı duyan bir insan böyle bir hakkaniyet uygulaması gerektiğinde o hakkaniyeti teslim eden insandır. Yoksa kan davası gibi sen bana karşısın, dün sen benimle beraber olmadın diye bir hak teslimi gündeme geldiğinde onu yapmayan insan partisine ihanet eder. Böyle bir particilik olamaz. Ben böyle bir anlayışım için siyasette olabilir insanlar. Her zaman insanın her saati bir değildir. Bazen yanlış enform edilir. Yanlış bilgilendirir. İşte bugün yapıldığı gibi ne deniyor? Adnan Keskin uzaktan kumanda ediyormuş da yerel kumandayla götüreceklermiş. Bu tür bir tezvirat gidiyor şimdi. Kim bilir bir takım yurttaşların, partilerin bu konuda nasıl bir düşünceye kapılmışlardır. Şimdi böyle bir düşüncenin telkinden ötürü bana kızan, bana tepki koyan partilerim olabilir. En azından bunların doğruları yakalamak için belli bir zaman dilimine ihtiyaç vardır. Bana bu telkinlerden, bu propagandadan ötürü soğuk bakan bir arkadaşıma ben ebediyen küsecek miyim, kırılacak mısın? Böyle particilik olabilir mi? Bunu aşmanın yolu, doğruları bulmanın yoludur. Onun için ben hiçbir arkadaşımın adaylığına soğuk bakmam. Hiçbir aday. Yeter ki ideolojik ve ahlaki çizgisi doğru olsun. Bir tek ölçüm var. İdeolojik ve ahlaki çizgisi doğru olsun. O çizgilerde kırıklık görürsem tavır koyarım. Çünkü bu ülkenin yarınadır. Çünkü bu partinin yarınadır. İki, seçilmek yeterli değildir. Seçildikten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni orada temsil etmek önemlidir. Toplumun beklentisi durumunda, fakirin, fukaranın hakkını el atmadan, onun buna karşı haksızlık yapmadan, seçildikten sonra belediyeyi yalnız kendi yandaşlarına değil, bütün Denizli halkına açacak, belediyenin bütün Denizli halkının belediyesi olduğunu kabul edecek, bütün denizlerin hakkını, hukukunu koruyacak, Bitlis'ten, Siirt'ten buraya nakliyeci getirmeyecek bir belediye başkanı olsun. Evet. Bunu ararım. Bunu takip ederim. Evet. Bu olmayacaksa elbette onun karşısına çıkarım, direnirim ve o konuda gücüm yettiği ölçüde önlem almaya da kalkarım. Evet. Selam, kongreyle ilgili sorun var mı? Kapatalım artık. Öyle mi? Programımızın sonuna geliyoruz ama biz tabi programın arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yok, bitirmiyoruz. Merak etmesin. Bitirmeyeceğiz. Merak etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi güzel bir kongre yapacaktır. Ömer Bey acele ediyor ama 5 dakika hemen. Olgunlukla bir kongre yapacağız.
Sayın Vekilim, biz program duyurusunu yaptıktan sonra tabii sosyal medyada sorular gelmeye başladı. Ben 2-3 tanesini çok fazla uzatmayacağım. Birisi Levent Yücetürk. Diyor ki, Denizli Sayın Vekilime, Sayın Adnan Keskin'e soruyorum. Sorar mısınız? Denizli Belediyesi'nin borcu ne kadar? Son 15 yılla kıyaslayabilir mi? Bakın bir şey söyleyeyim. İşte demokrasi burada ortaya çıkması gerekiyor. Bir türlü dışarıya kamuoyuna açık verilmiyor. Danıştay'ın yeni kararı çıktı değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Afişleri yaptıran kişiler belediye bütçesinden yaptırılamaz diye. Ben seçim müddetince bağırdım. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili arkadaşlar, aday olan arkadaşlarımız belediye bütçesinden milyonlarca mektup gönderdiler il delegelere, seçmenlere. Şimdi bugün Denizli'yi dolaşıyorum. Baktım billboardlarda boy boy resimler olmuşlar, asılmışlar. Bir belediye başkanı arkadaşlarımız reklamı gidiyor. Şu ana kadar Denizli Belediyesi'nin borcunu açıklama cesaretini gösteremiyorlar. Denizli Belediyesi ciddi bir borcun altına girmiştir. Yükümlülük altına neden borçla. Her yıl açıklanıyor bildiğim kadarıyla. Yapıldığı iddia edilen, işi mukayese etme şansını yakalamamız gerekiyor. İki, ne kadar gayrimenkul satılmıştır? Kaç tane gayrimenkul satılmıştır? Fiyatları nedir? Şeffaf bir belediyecilik anlayışında bunların açıklanması gerekmiyor. Üç, bence Denizli Belediyesi'nin yaptığı işlerden Denizli'nin geleceğini sosyal hiçbir politika yoktur. Taş döşemek, tak kaşımak günümüzün dünyasında belediyecilik değildir. Belediyecilik aynı zamanda toplumun yoksullarını, varoşlarında yaşayan insanların da insanca yaşamasını, çocuklarının kreşlere gitmesi, annenin babanın bakamadığı dönemde sağlık problemine ilgilenmesi, eğitim sorunu çözülmesi, el atan bir belediyecilik dünyamızdaki belediyecilik anlayışı. Bilmem nereden taş getirtilerek, efendim tek yollu, efendim yönlendirme, trafik yaparak, oradaki esnafları öldürerek yapılan belediyenin kabul ediyor. Denizli Belediyesi'nin sadece makyaj yaptığını mı söylüyorsunuz? Aynen öyle. Ama sosyal projeler de var. Bakın Sayın Vekilim. Meclisten aldıkları borç toplamı 600 milyon lira diyor yetkileri. Yetki olarak aldıkları. Diğer işlerde ne kadar borç var onu da bilemiyoruz. İki, binalar satıldı biliyorsunuz. Sosyal sigortalı binasındaki yerler satıldı, dükkanlar satıldı. Bütün bunlar tabii açık açık herhalde belediye seçim sürecinde adaylar arasında tartışılacak. Mutlaka. Tabii ama benim anladığım şu. Yalnız böyle efendim kaldırılmak belediyecilik değildir. Bakın Denizli Belediyesi'nde doğrusu bir kültür merkezimiz yok. Koca 500 bin nüfusu geçti burası. Evet. Denizli ciddi bir şekilde ekonomik potansiyeli olan, kültürel zenginlikli olan, tarihi zengin olan bir kentimizdir. Ciddi bir şekilde bunlar hiçbir zaman yoksul insanlara el uzatacak bir yaklaşım yoktur. Evet. Tam tersine Denizli'de minibüsçüler linç edilmiştir. Bu işsizlik ortamında maalesef Denizli'de direksiyon sağlayarak, emekle sarf ederek, para kazanıp, sistemle, namusuyla yaşamak isteyen bir takım minibüs esnafı biliyorsunuz dışarı yatılmıştır. İntihar girişimleri olmuştur. Yaşamını yitiren insanlar olmuştur. Birkaç soru var Sayın Vekilim. Kısa kısa cevap verebilirseniz sevinirim. Mayıs'ta oda seçimleri var. Başarılar diliyorum. Oda seçimleriyle hiç ilgileniyor musunuz? Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bizim arkadaşlarımıza bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Öyle sanıyorum ki mesleki kuruluşlardır. Orada gerekli dirsek teması yaparak herkes gittiği özgür bir şekilde oyunu kullanacaktır. Evet. CHP'de üye kayıtları yavaş gidiyor deniyor. Bunun özel bir nedeni var mı? Sanmıyorum. Tam tersine bakın. Merkez ilçede... Kayıt konusunda bir engel, yani çalışmama anlamında demiyorum. Hayır. Hiçbir kimseye engel yoktur. Her giden arkadaşımız, partimiz açıktır, kaydolabilir. Ama bir şey var. Yığma kayıtlarını engelleme tüzüğümüz var bizim. Evet. Eline kayıt fişi alarak dışarıda üye kaydının üyenin ayağına giderek kayıt yaptırılamıyor. İkametgah belgesini götürmesi gerekiyor. Biraz ondan bazıları rahatsız konusu olabilir. Bazıları kayıt fişini alacaktır. Dışarıda yığma kayıt yaparak orada kendilerine partili bir hakimiyet kurma anlayışını engellemek amacı tüzüğe bu madde konulmuştur. Bizim yerel yöneticilerimizin ortaya koyduğu bir yaklaşım değildir bu. Tüzük maddesidir. Tüzükte böyle bir madde var. Partiye kaydolmak isteyen kişiler partiye gelecektir. İkametgah belgesini koyacaktır. Nüfus cüzdanı fotokopisini vererek orada kayıt fişini imzalayacaklar. Bu tüzüğümüzün öngördü. Bir çağda sol partide bu böyle olmalıdır. Bir partiye üye olmak isteyen insan partiye kadar gelme zahmetini gösteremiyorsa o zaman bu insanın düzen değişikliği gibi bir mücadelede nasıl ayakta duracak? Bu bir siyasi bilinç işidir. Siyasi kültür direnme ve inanma meselesidir bu. Evet.
Bu çözüm sürecinde Sayın Vekilim, Güneydoğulu milletvekillerinizin genel kurulda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii, genel kurulda oturumlara katılmadıkları söyleniyor. Bizim var Güneydoğulu bir milletvekilimiz yok. Hiç kim mi yok? Kim var bizim diyorum. O zaman, Salim Fırat vardı. O zaman söyledikleri ayrıldı, doğru. Ayrıldı gitti arkadaşlarımız farkında, evet. Değil onun herhalde. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi o kadar Malatya milletvekili. Doğrudur. Malatya milletvekili doğuda, evet. Katılıyor arkadaşımız. Erzincan milletvekilimiz var, katılıyor bizim arkadaşımız. Öyle bir şey yok. Evet. Baraj, seçim barajı. Mutlaka düşmedi. Bakınız, şiddet konusunda Sayın Başbakan efelenmez. Tayyip Erdoğan dürüst bir insan değil. Tayyip Erdoğan bugün beyaz dediğine yarın siyah diyor. Şimdi bakınız, demokrasilerde insanlar sistemle niye uyumlu yaşar? Parlamentonun mozaiğinde, vitrininde kendi rengini gördüğü için, kendini temsil eden insanı yakaladığı için insanlar sistemle uyumlu yaşamayı içine sindirirler. Kendi hakkının, hukukunun parlamentoda kendini temsil eden insanlar tarafından korunacağını, haksızlığa uğradığında da haksızlığın gündemden düşmesi için mücadele vereceği inanılır. Şimdi %9 oy alan bir partiyi siz parlamentoda temsil ettirmezseniz o %9 oy veren yurttaş parlamentoda kendi rengini bulabilir mi? Bulamaz. Bulamayınca ne olur? İşte insanlar sisteme soğuk bakmaya başlarlar. Sisteme inanmazlar. Demokrasiye olan inançları törpülenir. Siyaset olan, siyaset adamı olan güveni azalır. O nedenle herkesin parlamentoda kendi rengini görebilmesi, parlamentoya güvenmesi, siyasete güvenmesi, demokrasinin iyiliklerine, güzelliklerine inanması için barajın alt ayısı çekilmelidir. %4, %5 oy alan insanlar da parlamentoda kendi rengini bularak sistemle uyumlu yaşamının yolunu bulmalıdır. Şimdi bakınız, Türkiye'de şiddeti çözmenin yollarından birisi demokratikleşmedir. Önce barajın alt ayısı çekilmesidir. 12 Eylül'de düzenlenmiş olan bir takım yasalardaki antidemokratik uygulamaların ortadan kalkması. İki, özellikle adalet mekanizmasının adalete hizmet eden konuma getirecek yasal düzenleme yapılmalıdır. Bugün adalet mekanizması adalet işlevini yapmamaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şube müdürlüğüne dönmüştür. Dünyanın hiçbir yerinde 3 aya bir iddianame hazırlak dava açılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde uyduruk gizli tanıklarla insanlar hayatlarından yok edecek işte mahkum edilmez. Bir Kuddisi Okkara olayı yaşanmıştır biliyorsunuz. Ergenekon davasının kasası diye suçlanmıştır adam. Öldükten sonra ailesi maddi yoksulluk içerisinde olduğunun cenazesi belediye tarafından kaldırılmıştır. Böylesine haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşandığı, böylesine insanların vicdanlarının tahrip edildiği, ülkenin geçiştiği, rektörlerin, profesörlerin ölüm bekletildiği bir adalet sistemiyle nereye gideceğiz biz? Nasıl insanlar mutlu olacak? Nasıl insanlar bu sisteme? Bu konuda ciddi bir önlem alınması gerekmiyor mu? Bakınız, 4. yargı paketi geldi. Parlamentoda milleti temsil etmesi gereken milletvekillerinin bırakılması bir madde yok. Ama PKK militanlarının, KCK militanlarının salıverilmesine ilişkin düzenlemeler getirildi. Öbür taraftan basın mensupları insanlarla ilgili bir düzenleme getirilmedi. Bunların giderilmesi gerekmektedir. Basın özgür olmalıdır. Kimse baskı altında kalmadan özgürce yazabilmelidir. Demokrasinin vazgeçilmez bu ayağı ayakta tutulmalıdır. Evet. Yargı ciddi bir şekilde düzenlenmeli. İki, özellikle yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki tasallutu ortadan kaldırılmalıdır. Böyle bir demokrasi olmaz. Evet. Kuvvetler ayrı, sağlıklı çalışmalıdır, doğru çalışmalıdır. Evet. DEBA mağdurlarıyla ilgili de bir soru geldi Sayın Vekilim. Şimdi bu konuda Sayın Caner de ben bu konuda da popülist yaklaşımları sevmem. Evet, yani bu konuda DEBA'nın kurtulması için ben İş Bankası'nda görevi giren bütün zorluklara rağmen 15 milyon lira para çıkarttı. Ve doğru hala diyorsun. İş Bankası'ndaki otağı yönetimde bulunan insanlara karşı boynum eğiktir. Verilmeyecek o para. Evet. Ama ben kendi ilimdeki böylesine bir müessesenin kapanmasını doğru bulmadığım için orada çalışan insanların mağdur edilmemesi için aylarca günlerce direnmişimdir. Ve 15 milyon ek kredi çıkardım. Ama maalesef o kredide bir şeye yaramadı. DEBA kapatıldı. Verir şimdi mi? Ortaya da hukuki bir sonuç var. Nedir o hukuki sonuç? Bir özel şirket alacaklarından dolayı orayı teslim almıştır. Bir kamu mülkiyeti değildir İş Bankası. İş Bankası bakınız şöyle iftiralar da dolaşıyor. Sanki İş Bankası'nda Cumhuriyet Halk Partisi kararda etkiliymiş gibi rüzgarlar estiriyor. İş Bankası'nın %42 hissesi
çalışanların, yani işçi konumunda olan elemanlarındır. Memur orada çalışan memur, güvenlik görevlisi İş Bankası'nın ortaklarındandır. %40 hisse onundur. Yönetimde de çalışanların muzdan sandığının adına 7 tane insan bulunur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil eden Atatürk'ün hisselerini temsil eden 4 kişi bulunur. Bu 4 kişinin görevi Atatürk'ün hisselerinin ekonominin, finansın temel kurallarına göre doğru işletip işletilmediğini Atatürk adına kontrol etmektir. Biz şimdi orada çoğunlukta olmadığımız için orada alınacak kararları yönlendirme gücüne sahip değiliz. Ancak biz yüklenerek, ikna ederek kararları, nitekim ben 15 milyon öyle çıkartmışım. Şimdi bir özel şirket var. O şirket burayı almış. Şimdi devlete yükleniyor. Devlet bir özel şirkete bu şekilde müdahale edemez. Böyle bir yetkisi yok. Yani arkadaşlarımız bana da geldi. Ben de söylüyorum o insanların haklarını alamamasını. Ama Türkiye'deki mevcut pozitif hukuk kurallarına göre benim milletvekili olarak yapacağım bir şey yok. Keşke olsaydı da o insanların aylarca orada fabrikanın önünde az susuz beklemeleri ortadan kaldırabilseydik. Böyle bir olanağımız yok, böyle bir imkanımız yok. Evet. Bu konuda götürülen propagandalar doğru ve sağlıklı değildir. Evet. Son soru Sayın Vekilim, bitiriyoruz artık. Program uzadı biraz. Rahmetli Özal'dan beri başbakanlar iş adamlarını, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını yanlarına alarak yurt dışı gezilerine çıkıyorlar. Sayın Başbakan da bunu devam ettiriyor. Siz bu yurt dışı gezilerini lale devrine benzetiyorsunuz. Öyle zaten. Peki ama yurt dışı sivil gezine oğlan geliyor, gelin kız geliyor ve beyefendi geliyor. Ha, ondan dolayı siz biliyor musunuz? İş dünyası dakika, ama çok beklenti içinde. İş dünyası mı gitti sanıyorsunuz? Özel kalem müdürleri. Lütfen bir gidin bakın o zaman elinize bir fırsat geçtiğinizde bürokrasiden kaç kişi gidiyor, kaç koruma gidiyor. Ulusal basından arkadaşlarımız gidiyor. Basından gidiyorlar. Kaç kişi gidiyor, kaç iş adamı gidiyor. İş dünyasına gitmelidir. Ben ona değil. Benim orada söylediğim şu. Ciddi bir şekilde kamunun kaynakları doğru bir şekilde yönlendirirse iş dünyası gitmelidir. Dünya evet. Değişiyor. Türkiye kendi içine kapanamaz. Benim solculuk anlayışımda geçmişin tutsak olma yok. Tam tersine bilişim çağının teknolojisini ve bilgisini Türkiye'ye getirmek var. Keşke Türkiye'nin iş adamları gitsinler dünyada yeni bir teknolojiler getirsinler. Türkiye'de iş sahaları açsınlar. Yeni üretim alanları açsınlar. Evet. Verimliliği artıracak, dünyada rekabetimizi artıracak yepyeni uygulama açsa, orada bilgilerini, görgülerini artırsalar ve dünyada pazar tutabilecek şey çalışmaya. Bakınız, Çin dünyayı hükmatanı almaya başlamış. Teknolojiyi üretemezseniz dünyayla nasıl yarışacaksınız? İki, dünyadaki ilişkilerinizi götürürseniz ancak dışa mal satabilirsiniz. Ben o nedenle lale devrine beklenen iş adamların götürmesi değil. Siyasal iktidarın yandaşken hep aynı gazeteciler gidiyor. Niye muhalefet gazetelerinden bir tanesi çağırmıyor? Niye sizler çağırmıyorsunuz? Niye Anadolu basınından her gidişinde iki tane üç insan götürülmüyor? Sayın Recep Tayyip Erdoğan oturuyor akil adamlarda olduğu gibi. Şu akil adamları hiç incelediniz mi? İşlerinde bunların savaş kışkırtıcı var. İşlerinde bunların Gümüşhane Baro Başkanı'nın öldürülmesine yön verenler var. İşlerinde bunun her gün kendi meslektaşlarına küfür eden köşede insanlar var. İşlerinde bunların her gün kendi köşesinde cinayet işlemi teşvik eden insanlar var. Oraya giderken de niçin adaletli bir şekilde basın mensupları götürülmüyor da hep aynı adamlar, hep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzen, hep Tayyip Erdoğan'a efendim destek olan insan benim. Lale devri dediğim bu. Kamunun kaynakları adaletli kullanılır. Kamunun kaynakları insaflı kullanılır. Kamunun kaynakları eş, dost, akraba, yandaş tatmin etmek için kullanılır. Evet. Recep Tayyip Erdoğan eğer gerçekten cuma namazını içtenlikle ve İslam dinine inanıyorsa ona bir tek tavsiyem var. İslam dininde affedilmeyen bir şey vardır. Kulak yemektir. Recep Tayyip Erdoğan o kadar çok kulak yiyor ki bunun hesabını veremez. Öbür dünyada falan da hiç kendine cennetten parsala etmeye kalkmasın. Cehennemden kurtulamayacak. Şunu üzülerek söyleyeyim. Evet. Programı kapatacağım. Kamu kaynakları bir tarafa. Tabii o ayrı konu. Ama basın mensupları ile ilgili diyalog hep aynı gazeteciler gidiyor diyorsunuz ya. Evet. Bu maalesef bütün hükümetler dönemlerinde yapılan şeyler. Biz Denizli'de yıllarca bunu yaşadık. Efendim kötü emsal olmaz. Hayır, Denizli'de yaptıysa bunu yaptıysa
Bakın bir şey söyleyeyim. Ben onu tasvip etmiyorum. Zaten. Ben onu tasvip etmiyorum. Ben başka bir şey biz 20 yıldır bu sektördeyiz. Bakın maalesef böyle. Kötü emsal olmaz. Evet, olmaması lütfen, lazım. Ben de onu söylüyorum kötülüğü, zaten. Bir kötülüğü, bir yanlışlığı meşru evet. kılmak için tabii ki, geçmişteki tabii ki. Kötülüğü gerekçe göstermiyor. Bu iktidarın zafiyeti. Ne diyor iktidar? Sizin zamanınızda böyleydi diyor. Haksız bir şekilde. Peki beyefendi, sen iyi yapacağım. Yokluğu, yolsuzluğu ortadan kaldıracağım vaadiyle geldin. Ben dini bütün evet. bir insanım tabii diye bu insanları lazım. Kandırdın. Kötü. Falan zamanda bu böyle yapmış. Yaptıysa zaten siyaseten cezasını evet. görmüştür. Onun evet. arkasına sığınarak kendi yaptığı yanlışlığı ve kötülüğü meşrulaştıramazsınız. Bu ahlaki bir yaklaşım olmaz. Doğru bir yaklaşım olmaz. Kötülüğün, ahlaksızlığın partisi, yurdu, coğrafyası yoktur. Kötülük her tarafta kötülüktür. Ahlaksız her tarafta ahlaksızlıktır. Evet. Hırsızlık her tarafta hırsızlıktır. O partide de hırsızdır, bu partide hırsızdır. Böyle bir şey olamaz. Evet. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar yurttaşlarımıza iyi geceler diliyorum. Evet. Sürçülisan etkisi affola. Selam Aydın, haber müdürümüz. Teşekkür ederim abi. Size de teşekkür ederiz. Efendim, yarın CHP İl Kongresi'nde tabii bütün CHP'lilere başarılar diliyoruz. Şimdiden kim kazanırsa hayırlı olsun diyelim. Büyükşehir seçimleri sürecinde de tabii ki başarılar diliyoruz. Siyaseten programı burada sonuna geldik. Haber müdürümüz Selam Aydın'la birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin'le Denizli İl Kongresi'ni, Denizli'mizi, ülke gündemini değerlendirdik. Sizlere iyi akşamlar efendim, saygılar.